3 dakikada yazar. Eylem'in kısa hikaye kitabı var arkadaş. Dayım benim ya, aferin. İşte bak, kız arkadaş dediğim böyle olur. Sen şimdi bunu Eylem'e güzel güzel yazdın. Altını Rıza Kocabaş diye imzalayın. Fotokopisini çektirin, apartmana dağıtın. Oldu. Niye apartmanda uğraşıyorsun ki? Olur mu dayım benim? Bir kere yaşadığımız mekanın gerek düzeni, efendim gerekse bir fiil, ivediliğinin eylem halleder onu ya. Oldu o. Hadi. Sen benimsin dedi. Bir iki kere daha tekrarlayacak mısın? Şaka yapmış olabilir mi? Hayır. Eminsin. Orçun. Ya eylem okey. Herife karşı bayağı saplantım var da, hani ben de olsam ben de tırsıp şakaya vururdum. Okey, seni öldürürse bana laf etme. Beni öldürürse nasıl laf edeceğim? Ha senin kafayı iyice uçtu gitti ha. O zaman kendi kafanı yaz. Yapma arkadaş ya. Rıza'nın nereden aklına gelmiş apartmanla alakadar olmak? Bilmiyorum, komşular dediyse. İyi, aferin madem o zaman. Hadi otur, ben söyleyeyim seni yaz. Okey. O ne? Senin yazdığın şey. Hadi be, bakayım. Ulan, Orçun'a görev vermiştim, oturmuş kendisi yazmış ya, mal! Rıza, niye Orçun'a yazdırdın? Ya o yazmayacaktı. Ay, hale bak. Annemler neydi? Tabii ki çok etkilenmişler. İnşallah yavaş yavaş toparlayacaklar. Rıza, senden bir tek şey istedim ya. Bir tek şey. Oo, sert girdin ama ha. Ne bu nevrotik haller? Ben miyim nevrotik? Bilmiyorum artık, etraftan bayağı öyle diyenler var. Ses soluk yok. Bırak çiçeği. Savaş'a Barış'ı yazıp getirmesini beklemiyorsun değil mi? Yeni yılda tek dileğim şu işe kesin bir nokta koyulması. Hı? Evet. Nerede? Kim efendim? Kompozisyon ödevi. Ha? Eseriniz. Komşular için kaleme aldınız mektup. Ha, o hazır o ya. O bitti o. Hani? Akşam telaşı başlamadan bir okusaydık. Yarım saat civarına. Şimdi fotokopinin şeyini şey yapalım. Biz onları komşulara dağıtacağız ki. Ya, panik yok. No panik. Okey yani, o tamam. Demek yazı diliniz fevkalade ama konuşma biraz ihmal edilmiş. Aç aç, bakalım ne yazmış. Cedem, mesela öyle yazmış ki hüngür hüngür ağlatır sizi. Biz kalemi olmasa da onun yüzünden ağlayacak durumdayız efendim. Ya mükemmel bir şey yazdıysa? Çok isterim, inan. Ay, açamadın şunu Timuş. Okuyorum. Sayın apartman sakinleri, aidatları ödemeyen var. Allah aşkına sadaka istemiyoruz ki, hakkımızı istiyoruz. Ha, aidat vermeyin. Yalnız apartmanı götürüyor. Ay! Hırsızlar cirit atıyor. Akşam ne? Sayatları gelince kapıyı çekmeyen görgüsüz kimseler başka yere taşınsın. Yalnız akşam sayatlarından sonra çöp koymayın. Çöp koyan eşeklere söylüyorum, size değil. İyi bak, bize demiyormuş. Mayışlı bir kapıcı olursa çöplerimizi almaktadır. Mayışlı sigortalı olarak 3 kuruş ödeyin artık, çüş. Ay gariban mıdır nedir bunlar? Dedirmeyelim.
Asansör 4 kişilik. Fazla binildiğinde içinde kalırsınız. İyi bir yılbaşı dileğiyle apartman sakinlerine dilerim. İyi yılbaşları. Nece bu? Ay, benim tansiyonum düşüyor Timur. Yok, gel, gel, gel otur. Gel, gel, gel otur. Ah. Ya bırak zaten Mayıs'ta film çekmeye gidiyorumlar falan. Bize hiç sorulmuyor. Sen nereye gidiyorsun ki? O benim kariyerim. Ha, şantiye benim kariyerim değil, öyle mi? Biz kimiz ki? Ya Rıza, tamam bırak filmi filan. Hakikaten merak ediyorum. Bir tek şey sorabilir miyim? Sor. Bir sayfa yazıyı niye zahmet edip kendin yazmadın? Ya yapacaktım ben. Eylem iyi yazıyormuş. O için dedi ki... Rıza, niye sen yazmadın? Ya ben düşündüm. Çok da istedim yani, hani ben kendim şey yapayım diye. Sonra korktum şimdi. Rıza, bazen düşünmekle istemek yetmiyor. Yapmak lazım. Bat, çık, rezil ol, sonuç neyse ne. Ama yaptım de. Yaptım, olmadı de. Hayatın düşünmekle ve korkmakla geçiyor. Ve bu da hayat değil. Ben Mayıs'ta filme gidiyorum. İyi, ben de şantiyeye gidiyorum o zaman. Yazın görüşüyoruz. Biz seninle zaten yazın daha hani iyiyiz. Hı? Mevsimlik. Ay oğlum, nasıl ferahladım. Ben dediydim. Deniz Şubat'a varamaz diye, bak ocağa varamadı, görüyor musun? İyi oldu, iyi oldu. Ne o? Bu çiçekler olur. Ne olur Rıza? Gidip Deniz'i babasından isteyeceğim. Ne? Ne içmiş bu ya? Kahve. Bir ayıldım şöyle. Çok uzadı bu iş. Tamamdır bu iş. Öyle korkmakla, düşünmekle bir hayat geçmez. Aklına geldi mi, gidip yapacağım. Rıza! Ablam dur! Temelli geldim. Emir döndü mü? Ah yavrum. Atladı arabaya gitti ama nereye gittiğini bilmiyoruz ki. Rıza! Baba bir şey desene ya! Ya oğlum bir dur konuşalım. Baba çok konuştuk, biz fazla bile konuştuk. Rıza bak, ailen olarak biz karışmayız ha. Bundan sonrası bizim problemimiz değil artık. Doğru, ben de kızı isteyeceğim. Böylece iş Deniz'le benden çıkmış olacak. Verip vermemeleri de onların problemi. Verilerse de sonrası Deniz'le ikimiz dışında hepinizin problemi. Bak, bak. Bir trajedi kokusu aldım, geri döndüm. Kim öldü? Ay bayılacağım Vasfiye. Ay neler oldu bir anda. Anne ben hamileyim, bırak bir kere de ben nazlanayım ya. Ateş bastı, vallahi ateş bastı. Allah. Buyurun. İyi seneler çiçeği mi o? Yo. Kız isteme çiçeği. Pardon?
Allah'ın emriyle, peygamberin kavliyle kızınızı kendime istiyorum. Aa, ulan yol. Aa. Ne demek ayol? Hayır. Ay saçma sapan apar topar. Vallahi ben istemiş olayım da bizim zaten yüzük de vardı. Biz te yazdan beri şey diyorduk. Ne yüzüğü Deniz? Evet ama ben Rıza'ya evlenme teklif ederken ona vermiştim. O bende kaldı. Onu şeyde sonra. Onu ayarlarız ya. Ay yerim, kız mı istiyorsun sen? Çok tatlı. Ben kafedeyim. Emirim geliyormuş oraya. Şehir suyuna bu gece bir şey mi koydular ya? Şap koysunlar şap. Aa. Oldu. Ben kızı istedim. Artık bundan sonrasında siz uzun uzun düşünün. Biz de bu arada biraz eğlenelim. Hadi. Siz de gelin diyeceğim ama... Veya siz kalın. Timoş'u terası açsana, ben hiç iyi değilim. Ben çok mu iyiyim? Öleyim ben inşallah. Ben ölmüş bile olabilirim. Ay biri bana su versin. Bana da bir içki versin. Ay ben de acıktım. Ay bir hindi falan yok mu? Ne biçim yılbaşı bu? Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.